Kaldığımız yerden problemlere devam arkadaşlar. Şimdiki başlığımız internet, bilgisayar. Hemen vakit kaybetmeden çözmeye başlayalım. Evet. Fuat evinde kullanmış olduğu 8 MB bölü saniye hızındaki internetini 35 MB bölü saniye hızına çıkarmak istediğinde aylık faturası 15 TL artmakta. 50 MB bölü saniye hızına çıkarmak istediğinde aylık faturası 4 bölü 3 katına çıkmaktadır. Arkadaşlar şöyle bir yazayım. 8 MB'lık interneti, 35 MB'lık interneti, 50 MB'lık interneti var. 50 MB bölü saniye internet hızının aylık bedeli 35 MB bölü saniye internet hızının aylık bedelinden 20 TL daha fazla olduğuna göre Fuat'ın aylık faturası kaç liradır demiş. Bakın şimdi şuna dikkat edin. Zaten denklemi yerleştireceğim. Bakın 35 MB hıza çıkarmak istediğinde 8 MB'lık internetini 35 MB hıza çıkartmak istediğinde aylık faturasını 15 TL artmakta. 8 MB'lık internete X desem 35 MB'lık internet X artı 15 olacak ama arkadaşlar şurada biraz iş karışacak. O yüzden bakın şöyle diyeceğim. 50 MB bölü saniye hıza çıkartmak istediğinde aylık faturası 4 bölü 3 katına çıkmaktadır diyor. Ben aylık faturasını 3X TL dedim. 3x TL dedim. 35 MB bölü saniyeye çıkarttığında 15 TL fatura fazla ödeyecekse 3x artı 15 oldu. Niye 3x dediğimi göreceksiniz. 50 MB'a çıkarttığında 4 bölü 3 katına çıkıyor. 3x'in 4 bölü 3 katı ne yapar arkadaşlar? 3x çarpı 4 bölü 3'ten bakın ne yaptı? 4x yaptı. Yani değerlerimiz çok daha düzgün gelsin, rahat işlem yapabilelim diye ben buraya 3x dedim. Evet ne diyor? 50 MB bölü saniye internet hızının aylık bedeli yani 4x'in aylık bedeli 35 MB bölü saniye internet hızının aylık bedelinden 20 TL fazla. Yani 4x'ten 3x artı 15'i çıkartıp ne eşitleyeceğiz arkadaşlar? 20'ye eşitleyeceğiz. Şu eksi içeriye dağıtın. 4x eksi 3x eksi 15 eşittir 20. Bu 15'i bu tarafa aldım. 4x eksi 3x'ten x kalır. Eksi 15 o tarafa artı 15 diye geçer. O taraf 35x. 35 bulundu. Ne sormuş bize? Fuat'ın aylık faturası diyor. Fuat'ın aylık faturası 3x'ti. Fatura. Faturası 3x değil miydi arkadaşlar? 3 çarpı x'ten. 3 çarpı x'i de 35 bulduk. Ne çıkacak cevabımız? 105 TL bulunmuş olacak. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Bu eşitsizlikte sıralama sorusu aslında denklem falan yok burada. Sayısal mantık sorusu da olabilir bu. Dikkat edin. Kaan'ın bilgisayarının sabit diski her biri aynı kapasitede olan C, D, E ve F bölümlerinden oluşmaktadır. Biraz da böyle durun, beni bu açıdan görün. Görünüyor muyum? Görünüyorum, evet. Bilgisayarda disk tamamen dolduğunda kırmızı. Bakın disk tamamen dolduğunda kırmızı. Yarısı bakın o C diski tamamen dolu bakın. Yarısı dolduğunda yeşil, yarısından fazlası dolduğunda sarı, yarısından azı dolduğunda mavi renkle gösterilmektedir. Arkadaşlar burada bakın D, E, F yarısından azı dolu. Çünkü ne arkadaşlar? Mavi. Yarısından azı dolu da D, E, F hepsi aynı miktarda, yarısından azı değil. Ona dikkat edin. Yarısından az. Ama ne kadar az? Bunlar D, E, F. Hepsi birbirinden farklı miktarda, yarısından az. Kaan dolu olan C bölümünden aynı miktarda veriyi, bakın aynı miktarda veriyi D, E ve F bölümlerine aktardığında bilgisayarın bölümlerinin doluluk oranı aşağıdaki gibi olmaktadır diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Aynı miktarda veriyi alıyor. Aynı miktardaki veriyi alıp sen aktardığın zaman DEF'nin ilk durumdaki doluluk oranı sıralaması neyse son durumdaki doluluk oranı sıralaması da aynı olur. Çünkü aynı miktarda sayı ekliyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bakın D, mesela şöyle yapalım. Sayısal bir örnek vereyim size. Bakın 2 küçük, 4 küçük, 7 mi? Ben bunların hepsine aynı miktarda sayı eklersem, 2'ye de 3 eklersem, 4'e de 3 eklersem, 7'ye de 3 eklersem bu eşitsizliğin yönü değişmez ki arkadaşlar. Değişmez. Bu da aynı mantıkta. Dikkat edin. Evet, hızlıca hemen şurayı sileyim. Bakın. Aynı miktardaki veriyi D, E, F'ye aktarıyor C'den. Buna göre diyor başlangıçtaki D, E, F bölümlerinin doluluk oranının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır? Arkadaşlar son durumda neyse başlangıçta da o. Son durumda bakın sarı, E sarı. Sarı ne? Arkadaşlar
yarısı olduğunda ise yarısından fazlası olduğunda sarı diyor. O zaman ilk başta da en dolu olan E'ydi. Ondan sonra bakın yeşil. Yeşil ne arkadaşlar? Yarısı olduğunda yeşil. Ondan sonra yeşil olan hangisi? D. İlk başta demek ki E D'den büyük. D de F'den. F zaten bakın ilk başta yarısından azı doluydu. Mavi renkliydi. C dosyasından bir miktar veri aktarılmış. Yine mavi. Demek ki daha hala yarısından azı dolu. Son durumdaki sıralaması neyse ilk durumda da doluluk sıralaması arkadaşlar E, D, F şeklinde olmalı. Devam edelim. Bir modeme bağlanan bilgisayar sayısı arttıkça fazladan bağlanan her bir bilgisayar için bilgisayar başına internet hızı yarıya düşmektedir diyor. Örneğin internet hızı 24 megabayt bölü saniye olan bir modeme iki bilgisayar bağlanırsa her bilgisayar 12 megabayt bölü saniye bakın. İki bilgisayar bağlanırsa 24'ten 12'ye düşüyor. Üç bilgisayar bağlanırsa o 12 6'ya düşüyor. Bakın 6 megabayt bölü saniye hızıyla internete bağlanır diyor. Ali'nin evinde kullanmış olduğu modeme iki bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızı 5 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızından 14 megabayt bölü saniye fazladır. Bakın bir bilgisayar, iki bilgisayar bağlıyken, üç bilgisayar bağlıyken, dört bilgisayar, beş bilgisayar, altı bilgisayar bağlıyken diyelim. Bir bilgisayar bağlıyken hızı V iken, iki bilgisayarda V bölü 2, üç bilgisayarda bunun da yarısı olacak V bölü 4, dört bilgisayarda V bölü 8, beş bilgisayarda V bölü 16, altı bilgisayarda V bölü 32 olacak her bilgisayarın hızı. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Diyor ki burada iki bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızı 5 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızından 14 megabayt bölü saniye fazla. Yani V bölü 2 iki bilgisayar bağlıyken V bölü 2 5 bilgisayar bağlıyken V bölü 16 bundan 14 fazlaymış. Buradan V'yi bulacağım. Bakın burayı 8 ile burayı 1 ile çarptım. 8V eksi 1V 7V bölü 16 eşittir 14. 7 ile 14'ü sadeleştirdim. 2 paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak V çarpı 1. V 16 çarpı 2'den V ne çıktı arkadaşlar? 32 çıktı. O zaman V 32 ise neyse olmuş? Ali modeme 6 bilgisayar bağlarsa her bir bilgisayardaki internet hızı 6 bilgisayar bağlarsa V bölü 32 olmuyor muydu? V'yi de 32 bulduk. 32 bölü 32'den her bilgisayarın hızı 1 megabayt bölü saniye bulunur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altan cep telefonunda bulunan resimlerin tamamını boş olan 4 GB, 8 GB ve 12 GB'lık 3 farklı belleğin her birine farklı miktarda paylaştırarak yüklüyor. Yükleme sonunda her 3 bellekte boş kalan miktarlar eşit ve 8 GB'lık bellekte dolu olan kısım 4 GB'lık bellekte dolu olan kısmın 3 katı oluyor. Zaten soru şu cümleyle çözülüyor arkadaşlar. 4 GB, 8 GB, 12 GB. Bu arada arkadaşlar kullandığım kalemin ucu sert tık 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 ses yapıyor. Bir önceki videolarda yumuşak uçlu kalem kullandım ama onunla yazılmıyor. Artık tık tık sesleri de şimdilik çözemedik. Yakında inşallah onu da çözeceğim. Şimdi bakın. Yükleme sonunda her 3 bellekte boş olan miktarlar eşit diyor. Boş alan, boş miktarlar, bak boş miktarlara hepsinde x gigabayt olsa dolu olan kısımlar ne kadar olur? Dolu olan kısımlar. 4 gigabaytın x gigabaytı boşsa dolu olanı 4 eksi x'tir. 8 gigabaytın x gigabaytı boşsa dolu olanı 8 eksi x'tir. 12 gigabaytın x gigabaytı boşsa dolu olanı 12 eksi x'tir. Buna dikkat edin. Bir de şurada şunu söylüyor. 8 GB'lık bellekte dolu olan kısım yani 8 eksi x 4 GB'lık bellekte dolu olan kısmın 3 katı yani 4 eksi x'in 3 katı arkadaşlar. Buradan x'i bulacağız. 8 eksi x eşittir. 3'ü içeriye dağıtıyorum. 12, 3 çarpı 4, 3 çarpı eksi x eksi 3x. Bakın 3x'i buraya alayım. 8'i buraya alayım. Eksi x, eksi 3x artı 3x diye geçti. Orada 12 vardı. 8 eksi 12 diye geçti. Eksi x artı 3x. 2x eşittir 4. Arkadaşlar her tarafı 2'ye bölersek buradan x 2 çıktı. Evet bize ne sormuş soruda? Buna göre Altan'ın cep telefonunda bulunan resimlerin tamamı kaç GB'tır? Bakın dolu olan kısım 4 eksi x'ten burada 2. 8 eksi x'ten x'i 2 buldum. Burada 6'sı dolu. Burada x'i 2 buldum. Burada 10'u. Zaten tüm resimlerini 4, 8 ve 12 GB'lık
belleklere attığına göre Altan'ın resimleri 2 buraya atmış. 6 GB buraya, 10 GB da buraya, 18 GB bulunur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, soluklanalım. Soluksuz arkadaşlar ders yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Tabi arada espri falan da yapmam lazım ama şu an ortam dışarı soğuk. Şu an klimamız ısındı. Ankara gerçekten soğuk. Ülke şu son bir haftadır ciddi soğuk yaşıyor. Kar da var. Evet, kar berekettir. Kar yağsın ama karın sonundaki o soğuk gerçekten hepimizi yoruyor. Biraz dikkat edelim kendimize. Ben de stüdyoya ilk girdiğim zaman donarak giriyorum. Bir süre sonra ısınıyorum. Hani o bakımdan ısınma turları yapmadan insan açılamıyor. Devam edelim arkadaşlar sorularımıza. 5. Her öğrencinin bir telefon kullandığı bir sınıftaki öğrencilerden bazıları 2 GB'lık internetle, bazıları 4 GB'lık internetle, geri kalanlar ise internetsiz olarak telefonlarını kullanmaktadır. Evet. 32 öğrencinin bulunduğu bu sınıfta öğrenci sayısı 32, dikkat. 32 öğrencinin bulunduğu bu sınıfta cep telefonunu internetsiz kullananların sayısı 2 GB'lık internetle kullananların sayısının 6 fazladır diyor. Arkadaşlar 2 GB'lık internet kullanan var. 4 GB'lık internet kullanan var. Bir de internetsizler var. İnternetsiz. Bakın internetsizler diyor ki 2 GB'lık internette kullananların sayısından 6 fazladır. 2 GB'lık internet kullanan sayısına x dersek 6 GB'lık internetsiz kullananlar ne oluyor? X artı 6 mı oluyor arkadaşlar? Ha bir de şuna dikkat edin. Bu sınıfta cep telefonunu internet bulunan öğrenci sayısı 20. Cep telefonunda internet bulunanlar ya 2 GB bulunuyor ya 4 GB bulunuyor. Bunların sayısı da 20 olacak. X'i 2 GB ise 20 eksi. X'i de 4 GB internet kullananlar. Sınıfın tamamı da 32 kişiydi arkadaşlar. Bunların toplamı 32 diyeceğiz. X artı 20 eksi X artı X artı 6 eşittir 32. Bu X'ler gider. 26 artı X eşittir 32. 26'yı karşıya aldık. 32 eksi 26'dan x ne geldi? 6 geldi. Arkadaşlar ne diyor? İnternetsiz cep telefonu kullanan öğrenci sayısı, yani bize x artı 6'yı sormuş. X'i 6 buldum. 6 artı 6. 12 tane öğrencinin arkadaşlar cep telefonunda internet yok. Devam ediyoruz. İnternetsiz cep telefonu kullanan öğrenci var mı? Arkadaşlar interneti bitmiş olan vardır. İnterneti olmayan sanmıyorum. Çünkü herkes şu anda bir şekilde internet erişimini sağlıyor. Evet, devam ediyoruz. Evet, bu soruya dikkat edin. İyi anlamaya çalışın arkadaşlar. Zor bir soru değil. Yasin okulda bulunan sınıfların sınıf listelerini her çalışma sayfasında yalnızca bir sınıfın listesi. Yani her çalışma sayfasında 9A ki ayrı, 9B'ninki ayrı olacak şekilde Excel ortamında yazmaktadır. Yasin'in oluşturduğu çalışma sayfalarının sayısı her bir sınıftaki öğrenci sayısına eşittir. Bakın bu soruda en önemli cümle burası. Yasin'in oluşturduğu çalışma sayfalarının sayısı, çünkü her bir sınıfa bir çalışma sayfası oluşturuyor ya, her sınıftaki öğrenci sayısına eşittir diyor. Bu okulda 9. sınıfların şube sayısı 10. sınıfların şube sayısına, 11. sınıfların şube sayısı da 12. sınıfların şube sayısına eşit olup, arkadaşlar şuraya yavaş yavaş soruyu oluşturalım. 9, 10, 11, 12. sınıfların bunlar şube sayılarını bulalım bakalım. Olup 12. sınıfların şube sayısı 9. sınıfların şube sayısından 2 fazladır. 12. sınıfların şube sayısı 9. sınıfların şube sayısından 2 fazlaysa 9. sınıfların şube sayısına x dersem 12. sınıfların şube sayısı 2 fazlaymış arkadaşlar. X artı 2 oldu. Bir de en başta ne diyordu şurada? 9. sınıfların şube sayısı 10. sınıfların şube sayısına, yani 9. sınıflar x ise 10. sınıflar x, 11'ler de 12'ler eşit. 12'ler x artı 2 ise 11'ler de x artı 2 oldu. Okuldaki toplam öğrenci sayısı 256'ymış arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edin. Şurada bir şey diyor. Yasin'in oluşturduğu çalışma sayfalarının sayısı, yani her bir şubeye bir çalışma sayfa sayısı oluşturuyor. Her bir sınıftaki öğrenci sayısına eşit. Toplam kaç şube var arkadaşlar? Şube sayısı. Toplam şube. X artı x, bakın x artı x artı x artı 2 artı x artı 2. X, 2x, 3x, 4x. 4x artı 4 tane şube var. Arkadaşlar şube sayısı her bir sınıfın mevcudu da şube sayısıyla aynıymış. O zaman toplam öğrenci sayısı ne?
Toplam öğrenci. Şimdi bakın. Her sınıfta kaç öğrenci var? 4x artı 4 öğrenci var her sınıfta. Şube sayısı kadar öğrenci var. Kaç şube var? O da 4x artı 4. Bu arkadaşlar 256 eşit. 4x artı 4 çarpı 4x artı 4 256 ise 16 çarpı 16 değil midir? Ya da 4x artı 4'ün karesi eşittir 256 dersiniz. Kimin karesi 256? 14, 16'nın karesi. 4x artı 4 eşittir 16. Bakın 4'ü o tarafa aldım. 4x eşittir 16'dan 4 çıkarsa 12. Buradan x ne gelir arkadaşlar? Her iki tarafı 4'e bölerseniz 3 gelir. Ne diyor soruda bize arkadaşlar? Buna göre okuldaki 12. sınıftaki şube sayısı. Şube sayısı x artı 2 idi ya. X'i 3 buldum. 3 artı 2'den 12. sınıftaki şube sayımız 5 bulundu arkadaşlar. Evet. Son soruya geçtik arkadaşlar. Son soruya. Şekil olarak buna benzeyen bir soruyu ÖSYM sormuştu. Ama bu da farklı bir soru. Sorar mı? Sorar arkadaşlar. Dikkat edin. İyi dinleyin. Mehmet'in bilgisayarının veri depolama alanı C, D ve E olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Mehmet C ve D bölümünde yer alan dosyaların bir kısmını, bakın C ve D'deki dosyaların bir kısmını E bölümüne aktaracaktır. E boş. Bilgisayardaki her sarı, her kırmızı ve her mavi dosya sırasıyla şeylere dikkat edin. Bak sarılar 8 GB'lıkmış. Bakın sarılar 8. Ondan sonra sarıdan sonra ne? Her kırmızı. Kırmızılar 12. Arkadaşlar buralar 12. 12, 12, 12. Evet maviler 24. 24, 24, 24, 24. Aslında şunu bulursanız soruyu da çözersiniz. C dosyasında toplam kaç GB'lık veri var? 3 tane sarı var yani 24 buradan. 3 tane mavi var 72 buradan. 12 de buradan ne yapar? 96 toplam buradaki veri 108 GB. D'ye bakalım arkadaşlar. D ne yapıyor? Onu maviyle yazayım. 24 şurası. Şöyle eşittir yapayım. Erdem beni ekrandan alabilirsin. 24 burası. Burası 36. Ne yapar? Burada da 24 var. Topladım 24, 60, 84. Arkadaşlar C dosyasında 108 GB'lık belge var. D dosyasında 84 GB'lık belge var. Diyor ki Mehmet dosyaları E bölüme aktardıktan sonra her bölümde aynı büyüklükte veri olduğuna göre. Arkadaşlar bir kısım veriyi C ve D'den alıp E'ye aktarıyor. Bakın toplam verimiz ne kadar? 108 artı 84. Bu ne yapıyor? 192 GB yapıyor. Bu 192 GB demek ki C ve D'den bir kısım veriyi E'ye aktarınca üçünde de eşit miktarda veri oluyor. Kaç GB'lık veri var üçünde? 192'yi 3'e bölün arkadaşlar. Bölü 3. Ne yapar? 64 GB. Demek ki son durumda hepsinde 64 GB'lık veri olacak. Hepsinde son durumda. Bakın son durumda hepsinde 64 GB kalacak. Bunda da 64 kalacak. Bunda da 64 kalacak. Buraya da 64 GB'lık veri gidecek. Ne diyor? Mehmet dosyaları E bölümüne aktardıktan sonra her bölümde aynı büyüklükte veri olduğuna göre Mehmet kaç dosyayı E bölümüne aktarmıştır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi en son bakın 108C'de 108 GB vardı ilk başta. Son durumda 64 GB kaldığına göre 108'den 64'ü çıkartırsan demek ki 44 GB E'ye aktarmış. 44 GB hangilerinden elde edilebilir 44 GB arkadaşlar? Dikkat edin. 44 GB bir tane sarıdan 8 getirirsiniz. Bir tane maviden 24. Bir tane de kırmızı götürürsünüz arkadaşlar. C'den 12. Bakın ne yapar? 8 bir tane 8, 24, 32, 12 daha 44. 44 GB götürürseniz 108'den 44'e giderse 64 kalır. Yani 108 GB vardı, 64 GB kalması için 44 GB götürmem lazım. 44 GB'ı da bir sarı, bir mavi, bir kırmızı ile elde edebiliyorum. Bakın C'den E'ye 3 dosya gönderdik. 3 tane dosya gitti. Şimdi bakalım D'den E'ye ne gitmesi lazım? D'de 84 GB'lık veri vardı. Ben bunu 64 GB'a düşürmem lazım. Yani 20 GB göndermem lazım. Kolay. Bir tane 8. Bir tane 8. Bir tane de 12 gönderirsem arkadaşlar 2 dosya
Burası 64'ten 20 GB'ın göndersem 84'ten 20 GB'ın göndersem 64 kalır. Toplamda da E arkadaşlar 64 olmuş olur. Yani C'den E'ye 3 dosya, D'den E'ye de 2 dosya toplam arkadaşlar E bölümüne Mehmet 5 dosya aktarmış. Evet arkadaşlar, soru zor değil. Dikkatli yapın. ÖSYM böyle bir soru sorar mı? Bence sorar. Geçmiş yılda da böyle buna benzer bir soru sordu. Soru zor değil. Dikkatli yaparsanız bir çırpıda çözebilirsiniz. Evet, bu dersi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.